Hemoroid hastaları var. Hemoroid hastaları da bayağı sıklıkta şimdi günümüzde Evet. denk geliyoruz, rastlanıyor. Gerek yiyeceklerden, gerek stresten. Buna bitkisel destek verebiliyor muyuz? Bu mümkün müdür? Evet, şimdi ilkbaharla birlikte ne oluyor? Ağaçlara su yavaş yavaş canlanıyor, ağaçlar yeşeriyor değil mi? İnsanlar da böyle yavaş yavaş ilkbahar soğuklardan çıktığı zaman Mart, Nisan normal olarak iç organları ısıtan kan yavaş yavaş cilde, vücuda, dışa ısındığı için artık içeri fazla Yayılıyor herhalde. değil, dışarı doğru kan artıyor. Bu nedenle hemoroid problemi de büzülen, orada hemoroid bu bölgede az olan kan çoğalırsa ne oluyor? Bu aylarda hemoroid problemi ortaya çıkıyor. Birçok insanda. Daha da azıyor. Varsa daha da kötü oluyor. Bu aylarda tetikliyor. Evet. Bununla ilgili ne yapılabilir? Evet. Çeşit çeşit hemoroid türleri var yani. Birinci devre, ikinci devre, üçüncü devre, dördüncü devre. Hemoroid aslında ağır bir problem değil. Kişi zamanında hemen tedbirini alırsa çok kolay. Nedir? Çoban çantası otu. Çoban çantası otu. Evet, bugün yolda buldum, aldım geldim. Yolda da bulunabiliyor o zaman. Çok bulunmayan nadir bir bitki değil herhalde. Değil değil, tabii, tabii değil. Şu büyük yapraklı çiçekli olan değil. Bu bildiğimiz ebem gömeci. Evet. Girit Türkleri bunun, şu Girit Türkleri ebem gömecinin şu çiçeğini toplarlar, pirinç pilavına katarlar. Mavimsi bir renk olur, mavi pirinç. Mavi pirinç Girit Türklerine ait bir yemektir. Özel bir lezzet verir ebem gömeci. Bu faranjite de iyi gelir. Mukoza, ağız mukozasında kuruluk olmuş da iyi gelir. Şu bildiğimiz çoban çantası otu, neden çoban çantası otu deniyor? Şu çiçekleri tohuma döndüğünde şöyle küçük küçük kesecikler meydana geliyor. Çoban çantasını andırdığı için bu keseciklere çoban çantası otu denir. Çoban çantası otuyla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Bunlardan ikisini Japon asıllı Profesör Doktor Takaki ismi enteresan. Bir diğeri de Profesör Doktor Korada. Bunlar çoban çantası otuyla ilgili yapmış oldukları araştırmalarda çoban çantası otunun birleşiminde bir polipeptit tespit etmişlerdir. Nedir bu? Her türlü kanamayı önleyici özelliğe sahiptir. Çoban çantası. Her türlü. Aklınıza ne gelirse. Bayanlarda mesela yoğun adet görüyor. Çok önemli bir teferruat. Evet, yoğun adet gören bayanlarda. Ha, yoğun adet görüyor. Çoban çantası. Bunun çayını içse de olur. Ama ağır vakalarda nedir? Çayı yeterli değil. Ağır vakalarda çay yeterli değil. Damıtılarak bu otun, çoban çantası otunun damıtılarak ekstraktı kullanırsa yoğun adet görmeyi, uzun süre kanamayı önler. Hemoroid nedeniyle ortaya çıkan kanamaları önler. Kalın bağırsakta ülseratif kolit nedeniyle ortaya çıkan kanamaları önler. İnce bağırsaktaki kanamaları önler. Midedeki kanamayı önler. Hatta bazı insanlarda tansiyon probleminden dolayı burun kanaması olur. Evet. Böyle problem yaşayanlar için de burun kanamasına dahi etkilidir bu. Sadece Japon ilim adamları değil, Alman ilim adamları Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Neumann bunlar da çoban çantası ile ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarda hemoroide karşı etkili olduğunu belgelemişlerdir. Biz de bununla ilgili güzel bir çalışma yaptık. Şimdi bunun birleşimindeki etken madde %3, %4. Çayını içerse kişi hafif rahatsızlarda iyi gelir. Ağır vakalarda çayı yeterli değil. Ne yapmak gerekir? Damıtılarak elde edilen bitkinin özü yani ekstresi, ekstraktı. Bunun damlası, drajesi kullanırsa ne yapar? Daha etkili, tedavi, iyileşme sürecini hızlandırır. 3-4 ayda değil de 1 ay, 1,5 ayda iyileşir. Çok ağır değilse hemoroid. Hemoroid dediğim gibi 4 devredir. Çeşit çeşit
Yani evreleri var. Tabii. Başlangıcı, sonrası. İşte ağır olursa işte hemoroid, memeller olursa çıkmaz dışarı, içeri vesaire. Ve ameliyata kadar da götürüyor. Tabii, ameliyat çözüm yine nükseder. Evet. Ameliyat oldu çünkü nedir? Neden oluşur? Burada yoğun bir kan dolaşımı var. Makatta çok yoğun bir kan dolaşımı. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olduğu için artık sığmıyor, memeler oluşuyor. Bu da nedir? Kişi yanlış besleniyorsa veyahut da sürekli oturarak çalışıyorsa, hareket etmiyorsa, spor yapmıyorsa. Devamlı kuru yiyorsa, o da kuru gıdalar yiyorsa. Ha, nasıl beslenmek gerekir? Hemoroide yakalanmamak için. Kişi sofraya oturduğunda önce salata yemeli. Yemekten önce salata. İlk önce tabii yemekten 15-20 dakika önce su içmeli. Bir bardak su. Her şeyden önce su. Mideyi temizler. Bağırsakları temizler. Önce su. Yemeğe başladığı zaman da, yemeğe başlamadan önce su. Yemek başlayınca salata, çorba değil. Neden? Çünkü salata lifli. Bağırsakları böyle fırçayla temizliyormuş gibi temizler. Hareketlendirir, peristalik hareketler. Bağırsakları temizler. Hiçbir artık madde bağırsaklarda kalmaz, yapışmaz. Her şeyi aşağı indirir. Bir insanın bağırsağı 350 metre kare. Futbol sahasının Ali Sami'nin, Ali Sami'nin şimdi gitti, Aslan Tepe'nin yarısı. Yani futbol sahasının yarısı kadar bir insanın bağırsağı. Bu hiç belli etmiyoruz aslında hocam, yani bakıldığı zaman. Ütüleniyor, insanlara... ütülendiği zaman, açtığı zaman alan olarak. O öyle bağırsağın üzerinde böyle halının üstündeki iplik gibi 2 milyar kanal var. Virüs denen bu kanalları ütülediğiniz, açtığınız zaman 350 metrekare. Yani o öyle iç içe. Bunlar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emiyor. Salata yediği zaman kişi bütün bu kanalların arasında artık madde veya bakteri, virüs, mantar hiçbir şey kalmaz. Fırçalıyormuş gibi temizler. Yemekten önce salata yerse. Bu dinen de sünnettir. Peygamber Efendimiz'in yaptığı bir şey. Bağırsakları temizler. Böylece burada artık madde kalmadığı için kokuşma olmaz. Bakteri, virüs ve mantarlar herhangi bir enfeksiyon olmaz. Neden insanlar hastalanıyor? Birçok insan kabız. Neden kabız? Salata yemiyor. Kuru gıdalar. Çorba, arkasından pilav, kuru fasulye vesaire. Bir de bu fast food beslenmesi çıktı şimdi. O fast food zaten en büyük tetikleyici zaten. Felaket. Beslenme değil o. Felaket neden? Fast food tarzı beslenen insanda, Amerikan tarzı. Bütün hormon dengeleri bozulur. Çünkü yemiş olduğu bu ekmekle, yani oradaki hamburger, cheeseburger vesaire, bunlar da vitamin denen hiçbir şey yok. Sıfır vitamin. Beyaz un. Vitamin yok. E vitamini, A vitamini. Vitamin yok. Mineral yok. Demir yok, çinko yok, magnezyum yok. Yok. E lifli madde yok. Yediği zaman kişi direkt şekere dönüşüyor. Bir, pankreas'a zarar veriyor. İleride şeker hastalığını tetikliyor. Pankreas yağlanmasına, karaciğer yağlanmasına. Bağırsakları artı böyle zamp gibi, zif gibi yapışıyor o. Ekmek bunu etle beraber yediğinizde ne oluyor? Etin etrafında bir bulamaç gibi, bir yapışkan bir madde oluşur. Yemiş olduğunuz etteki proteinleri alamıyorsunuz. Yani insan diyor ki bazıları ben yememe içmeye dikkat ediyorum. Ama vitamin yok, mineral yok, enzim yok, bağışıklık sistemi çökük. Nasıl oluyor diyor. İşte böyle oluyor. Yediği, içtiği besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemiyor, alamıyor. Çünkü beyaz un, bu hani duvarlara böyle kağıt yapıştırmak için şey var böyle, yapıştırıcı madde. Onun gibi etrafını, zamp gibi, zif gibi yapışır etin etrafında. Yani et dediysen böyle büyük parça et değil, molekül. Evet. Et. Onu ne yapıyor? Sindirimini engelliyor. Öğütülmüyor bir nevi. Değil mi? Mide onu öğütemiyor yani bağırsaklar. Bağırsaklar. Yani bu da ne yapıyor? Zamanla kişi de yiyor içiyor. Vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılamadığı için kişide sürekli bir açlık hissi uyanıyor. Sürekli yiyor, yiyor. Beş defa da yese doymuyor. Beş defa. Oysa tam buğday ekmeği yese kişi, sağlıklı beslense, atadan dededen geldiği gibi besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi karşılayacağı için bir defa günde, bir öğünde yese veya iki öğünde yese doyar. Doymamanın sebebi de bu. Yanlış beslenme.
Evet, evet, beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor. Kabızlık hemoroid tetikler. Kabız olan için de hemoroid olur. Hemoroid tedavi edilmezse Allah korusun nereye gider? Kansere gider. Allah muhafaza. Kalın bağırsak, ulceratif kolite vesaire vesaire tetikler. Sürekli bir bu nedenle dikkat etmek gerek. Evet, beslenmemize dikkat ediyoruz sevgili izleyiciler. Çoban çantası forte. Çoban çantası otunun ekstraktı. Yani bunun birleşimindeki etken madde, çoban çantasının birleşimindeki etken madde %2, %3. Hemoroide iyi gelir. Birinci devre. Ama çok ilerlemişse o zaman ekstraktını kullanmak gerekir. Ha, bazı bayanlarda yoğun adet görme iyi gelir. Bağırsak kanaması iyi gelir. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması. Bilgi var, bilgi var. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın birçok ülkesinde klinik araştırması yapılıyor. Mesela Centella asiatica denen bir bitki var. Bu Hindistan'da yetişir. Onun ekstraktı var. O da Hindistan'da çok meşhurdur. Hindistan'da hemoroid olan, problem olan insanlar onu kullanırlar. Centella. Türkçe'de Coca-Cola diye de geçiyor. Biz onun da ekstraktını burada ilave ettik. Hemoroid çok çok dördüncü devre değilse kısa sürede iyileşir. Problem değil. Yani tedavi, iyileşme süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. Hastaya göre. Ameliyat olursa hemoroid tekrar nüksedebilir. Yani hemoroid deyip başına savmamak gerekir. Mesela bir beyefendi Düzce'den geldi. Hastaneye gitmiş. Hastanede hemoroid olduğunu zannediyormuş. Doktorlar demiş ki kanser. Allah korusun. Ne olacak? Ameliyat olacağız. Olacaksın makadı tikeceğiz demişler. Kapatacağız. Kolesterol yapıp şuraya bir torba takacağız. Makadı iptal edecekler. Kalın bağırsağın büyük bir kısmını alacaklar. O da ameliyat olmamak için hastaneden kaçmış. Bana geldi dedi ki ameliyat olmamak için hastaneden kaçtım. Ne olacak? 2-3 ay sizin ürünü deneyeceğim. Bakacağım. İyileşirsem ne ala. İyileşmezsek tekrar ameliyat olacağız. Ne yapalım dedi. Torbalı gezmek istemiyorum dedi. Kim ister ki günümüzde hiçbir insan yaşamı, çünkü yaşam kalitesini tamamen etkiliyor. Anı çok öyle çok ağır bir vaka, deneme yaptık hamdolsun, vatandaşı ameliyattan kurtardık. Yani böyle rizikolu ağır vakalar bile iyileşmesi mümkün. Önemli olan doğru yerde doğru bitkiyi kullanmak. Evet. Zaten bunlarla ilgili dünya çapında klinik araştırmalar var. Şimdi 60 ilim adamı, Türk ilim adamının yazmış olduğu çok güzel bir kitap var. Fitoterapi ile ilgili. Onlar da dünyanın hangi ülkelerinde, nerede, ne zaman klinik araştırması yapılmış teferruatlı bilgi sunuyorlar kitaplarında. Evet, onları da incelemek lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden ötürü. İnşallah bir dahaki programda yine güzel bilgilerle insanları aydınlatacağız Kanal T ekranlarından. Çok teşekkür ediyorum.